objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Pazar günü birbirinden zorlu maçlar oynandı Beyaz Grup'ta. Sürpriz sonuçlar da var. Hani böyle zirve karıştı. Futbol severlerin bence hoşuna gidecek sonuçlar oldu daha çok. Hani rekabet anlamında. Onları konuşacağız. Aynen. Ama maçların sonuçlarına geçmeden önce bir hatırlatmalarımızı her zaman olduğu gibi klasik yapalım. Aynen. Ardından da maçlara tek tek geçelim. Malum biliyorsun, izleyicilerimiz de biliyorlar. Golvar.com'dayız. Tahminlerimizle, analizlerimizle bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Bir de spor haberleriyle. Zaten videolarımızın altında YouTube'da hemen linki var. Aynen. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen tıklayıp. Açıklama kısmında zaten. Evet, bize. Siteye yönlenebilirsiniz. Sana bırakayım sözü. Senin de söylemek istediklerin var. Aynen. Ardından maçlara geçelim. 8 tane maçın sonucunu konuşalım, buyur. Hı hı. Öncelikle izleyen herkesten kanalımıza abonelik. Ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Rica ediyoruz. Etkileşim anlamında bizim için önemli. Evet. Ve ayrıca videomuzu da sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Aynen. Çünkü konular birbiriyle bağlantılı. Bütün takımlarla ilgili bilgi veriyoruz. Her takım zaten birbiriyle oynayacak. Tabii. Taraftarların da, yani siz izleyenlerin de bilgisi olması için lütfen sonuna kadar izleyin. Sponsorumuz Vidisport'la beraber yapmış olduğumuz özelleştirilebilir bir taraftar video kartları projemizde de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Şu anda Adana Demirspor ve Samsunspor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Aynen. Beyaz grupta yer alan tüm takımlardan projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Ekstra bir maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da ciddi anlamda gelir elde edebiliyor. O yüzden tüm kulüplerden bu konuyla ilgili geri dönüş bekliyoruz. Maçlara geçelim. Aynen. İlk olarak Kırklareli Spor Zonguldak Kömür Spor maçının sonucuyla başlayacağız. Kırklareli Spor 2-1 kazanarak 2 kere öne geçtiği maçı bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Eskişehir Spor'u yenmişti biliyorsun kendi evinde. Aynen. Bu sefer de Zonguldak Kömür Spor'u yenerek ikinci galibiyetini aldı Kırklareli Spor ve puanını 10 yaptı. Hı hı. Furkan Fehmi, Adaş'ın sonradan oyuna girip maçı kazandıran oyuncu oldu Trakya temsilcisine. Zonguldak Kömürspor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. İyi bir çıkışı vardı Şenol Hoca ile. 5 maç 13 puan ama o şu an için sona ermiş oldu. Aynen. Son 2 haftadır kazanamıyorlar zaten. Aynen. Kırklareli Spor'un aldığı altın değerindeki 3 puan için neler söylersin? Valla bu benim beklediğim bir sonuçtu. Çünkü ben Kırklareli Spor tarafındaydım. Doğru. En kötü bir puan bekliyordum. Maçta da 1-0 öne geçtiler. Ardından 1-1'e geldi. Oldu. Emre Kara attı biliyorsun. Sol beki. Sakatlıktan çıkmıştı o da. Yok, cezalıydı geçen pardon, hafta ondan yoktu. Cezalı durumdaydı. Oynamamıştı. Takıma döndü. Golü attı. Kırklareli Spor'da da Furkan Fehmi oyuna girdi. Evet. Dakika 83'e doğru attığı golle maçı 2-1'e getirdi ve 3 puan aldı. Kırklareli Spor şu anda 10 puanda. Önemli bir galibiyet. Tam bir eşik bir galibiyet aslında. İç sahada iyi sonuçlara bence imza atıyorlar. Urfa ile 2-2 berabere kaldılar. Eskişehir'i yendiler. Ahmet'le son dakikada berabere Ahmet'le kaldılar. Son dakikada 1-1. Beraber Ahmet attı golü zaten. Muhlis atmıştı. Hareketli, evet. Güzel bir gol. Kırklareli Spor biraz seri galibiyetler yapması gerekiyor. Şimdi mesela bu maçı kazandı. 2-3 Tabii. maçlık bir seri yapıp 10. sıra ve üzerine doğru çıkması gerekiyor. Ben Kırklareli Spor'u tebrik ediyorum. Zonguldak Kömürspor ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Zaten bizim görüşlerimiz sezon başından beri aynı. Bu takım üst üste maç kazandığı zaman da söyledik. Üst üste maç kaybettiği zaman da söyledik. Yani bu takımın kadrosu, malzemesi belli. Kısıtlı. Yani istikrarlı bir şekilde götürebilme ihtimali çok zor. Hedefe. Kolay değil. Zor yani. Maalesef. Peki Kırklareli bu galibiyetle bir çıkış yakalayabilir mi? Vallahi seri galibiyete ihtiyacı var. Onların da kadrosu çok kaliteli değil. Özellikle geçen seneden çok uzakta bir kadro var. Ama Tabii. yine hep söylüyorum, beyaz grup çok böyle birbirine denk bir grup olduğu için her takımın şansının olduğunu söylüyorum. Ve her takımın da puan kaybedeceğini söylüyoruz zaten. Yani. Atıyorum mesela bu hafta Uşak maçında da Uşak tarafındaydık. Pendik puan kaybetti. Doğru. Bunları hep söylüyoruz. Bu sezon bütün takımlar puan kaybı yaşayacak. Kırklareli Spor çıkış yapması seri galibiyetlerine bağlı. Ama bu takımın da çok fazla seri galibiyet yapabilecek. Tabii kadro kalitesi de yok ama yine söylüyorum, gruptaki takımlar birbirine yakın olduğu için takımlar da yine en azından 2-3 maçlık seri yapma ihtimali de artabiliyor. O da var. Haklısın. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kırklareli Spor'da tebrik edelim. Aynen, tebrik aldığı ediyoruz. Aldığı 3 puandan dolayı Uşak Spor Pendik Spor maçını konuşacağız. Hmm. Lider Pendik Spor biliyorsun geçen hafta Antalya'da bir kamp yaptı. Hem Gençler Birliği ile oynayacağı kupa maçından önce hem de bu maç için.
Gençler Birliği maçına komple yedek çıktı. Kupadan elendi ki bu zaten normal. Aynen. Pendik Spor'un hedefi ligde şampiyon olmak. Bu çok doğal yani. Hani Gençler Birliği maçına yedek çıkması. Bu maç öncesinde de Görkem yoktu dün biliyorsun kadroda. Önemli bir eksiklikti. Görkem neden yoktu? Onu ben de anlayamadım. Bilmiyorum. Onu... Cezalı değildi. Aynen, bilgi... Sakatlığı mı var acaba? Evet, bilgi bekliyoruz Pendik Spor tarafından, izleyicilerinden. Aslında biz de zaten sorabiliriz ama taraftarlardan bekliyoruz. Görkem yokken zaten bir forvet kalmıyor kulübede. Serdar'dan başka evet. Kulübede onu, adam yok yani. Doğru. Serdar 11'de başlıyor zaten başka oyuncu yok. Uşakspor özellikle ilk yarıyı çok iyi oynadı. Hı hı. Direkten dönen topları var. Aynen, Pendik Spor'da ikinci yarıda biraz oyun ağırlığını koydu ama iki takım da yenişemediler. Sessiz bir maç oldu. Uşak çok zor bir deplasman. Bence kaliteli de bir kadrosu var. Ben Pendik Spor'un bu bir puanını hani kayıp olarak görmüyorum. Sen benimle ayrı düşünüyorsun. Aynen, bunu aramızda konuştuk ama. Şöyle bir durum da var. Yani senin de bir lafın var. Bu grupta herkes herkese çelme takacak diye. Evet. Ama sen hani... şampiyonla oynuyorsan, hedefe oynuyorsan aldığın bir puan kazanç değil yani. Ya Pendik kendi evinde Uşak'la oynayıp puan kaybetseydi bunu kayıp olarak görürdüm ama her türlü kayıp. Dün özellikle ilk yarıda oynanan oyuna göre yani Uşakspor kazanabileceği bir maçtan beraberlikle ayrıldı diye düşünüyorum. Senin 0-0'lık beraberlik için yorumun ne olur? Osman Hoca'nın da ilk resmi maçıydı ligdeki. Hı hı. Kupadaki Gençler Birliği maçı ilk resmi maçıydı aslında ama bu ligdeki ilk resmi Aynen. maçıydı. Yorumun ne olur 0-0'lık sonuç için? Valla bu beraberlik iki takım için de kayıp. Bunu bir kere baştan söyleyeyim. Peki. İkimiz de zaten Uşak tarafındaydık. Hani en kötü beraberlik bekliyorduk. Öyle de oldu ama Uşakspor'un seri galibiyetler alması gerektiğini de söylemiştik. Ve hani grupta ve diğer grupta hangi takım iddialıysa şampiyonluk veya işte playoff hangisi ise kesinlikle her maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Ha, tabii zaten puan kayıpları olacak ama herkes maçına göre konuştuğumuz zaman da kazanç mı kayıp mı olduğunu söylüyoruz. Bu maçta da kayıp olduğunu düşünüyorum. Bir de neden kayıp? Bak çok önemli neden? Bir nokta. Bu benim kendi düşüncem doğrultusunda bana göre böyle. Ben Osman Özköy'ün mesela takımı taklattıracağını düşünüyorum tam tersine. Kötü bir gidişata sürükleyeceğini düşünüyorum. Bak dakika 1 gol 1 oldu ilk maç. Şimdi sen kazanç gibi görüyorsun ama şimdi bu maçın ardından Kırşehir maçı var mesela, tamam mı? Ondan sonra da diyelim 3-4 tane daha maç oynanacak. Haftayı diyelim 15. Içeride. Haftaya kadar maçlar oynanacak. Hı hı. Toplamda kaç maç oynanmış olacak? 6 tane maç. 6 maçta diyelim Pendik Spor işte atıyorum 3 maçını 4 maçını kazanmadığı zaman da su kaynamaya başlar. Onu sana söyleyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Evet belki Kırşehir kötü, onu çarşamba günü konuşacağız ama Pendik Spor ekstra bir galibiyet alamazsa ne olacak o zaman? Osman Hoca bir geldi diyeceğiz. 2 maçta galibiyet yok. Bu maçtaki ben hani beraberliği Pendik Spor adına sorun olarak görmüyorum. Zaten çarşamba konuşacağız ama Kırşehir maçında bir puan kaybı falan olursa o büyük sıkıntı olur. Kırşehir şu an kroki durumda resmen. Orada öyle ama bu maçta da kayıp, onu tekrardan Peki. söyleyeyim. Çünkü bu takım bir kere de Erzincan'a kaybetti daha bak. Erzincan Spor'a kaybettin sen. Ha tamam diyoruz puan kayıpları olacak ama. Herkes yapacak. Yani sen şampiyonluk hedefin varsa alacaksın maçları. Özellikle bu tarz maçlarda yani Erzincan Spor maçı gibi, işte Eskişehir Spor maçı gibi maçlarda alacaksın. Uşak maçında zaten biz de söyledik. Ama şunu da çok söylüyoruz. Geçen seneki gibi Eyüp Spor gibi, Manisa gibi vura vura kıra kıra gidecek bir takım da yok. Herkes takılacak i̇şte bu belli o, yani. Tamam, o yüzden zaten şu bu an... puanın kaybı var. Kazancı yok. Geçen Manisa gibi takım olsa kayıp yapsa deriz ki zaten bu takım bir yerde takılacak. Ve bunu telafi edebilecek kadrosu var. Yani hem de fazlasıyla var. Ama bu seneki takımlar birbirine denk ve Urfa Spor iddiaya girdi mesela. Potaya girdi. İki maç üst üste Aynen. kazandı. Konuşacağız şimdi zaten. Arkadan zaten iyi gelen takımlar da var. İşte Ahmet Nazilli. Var. Nazilli var. Ama Ahmet dedi tabii hoca değişti oldu. Onu da haftaya konuşacağız. Daha doğrusu çarşamba günü. Ben Pendik Spor maçının sonucunun iki takım için de kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani Uşak Spor da belki güçlü rakibe karşı bir puan aldı ama Uşak Spor zaten çok cepten yedi bir kere. Tabii. Özellikle ben Uşak Spor adına kayıp olduğunu düşünüyorum. Ben Pendik Spor'un kayıp olduğunu düşünmüyorum. Bir de Pendik Spor zaten devre arasında hamle yapmak zorunda. Hı hı. Kadro dar yani. Aynen. Yani önemli oyunculara bir şey olursa sıkıntı yaşayabilirler. Kesinlikle forvet alması lazım. Zaten Şart. Bunu söylüyoruz. %100. İki takımı da tebrik edelim Aynen. birer puandan dolayı. Önümüzdeki ben bu maçta da Uşağı daha iyi dileyelim. Buldum. Onu söyleyeyim. Ayrıca Osman Özkön'ün yaptığı açıklamalarda tam fiyasko. Gelir gelmez fiziksel yok işte ruhsal yorgunluklar. Ya ne yorgunluğu Allah aşkına ya. Daha gelir gelmez kampta bahane. Kampta yorulduk dedi hocam. Yani o zaman niye gittin kampa? Ya kampta nasıl yoruldu takım? Bir tane zaten Türkiye Kupası maçı oynadı. Pendik... Diyor ki ritmimiz bozuldu diyor. Ya takımın nasıl ritmi bozuldu? O kadar takım bu grupta bir hem bay haftası geçirecek hem Tabii. de normal şey haftası geçirecek. Kastamonu Spor haftası geçirecek. O da ona bakarsak o zaman her takımın bir bahanesi var. Sezon sonu geldiğinde diyelim ki mesela bir takım playoff'a kalamadı. Biz iki maça denk geldiğimiz için kalamadık. Hemen bahane yani. Sen Levent Devrim'den 7 hafta boyunca bir tane böyle bir açıklama gördün mü? Ya zaten... Erzincan maçını kaybetti Pendik Spor. Hocadan hiçbir tane olumsuz açıklama duydun mu sen? Duymadın. Yok. Ya Pendik Spor zaten sezona hazır girmedi. Malum oyuncular çok geç geldi.
Pendik ilk yarıyı lider kapatırsa devre arasında yapacağı takviyelerle bence yine de avantajlı rakiplerinden ama... Valla ben bunu ama... tekrar söylüyorum. Bugün de 1 Kasım yeni aya girdik. Pendik Spor'da Osman Özköy ile bu takımı takla attırır. Ben sana söylüyorum. Ben seninle aynı görüşte değilim ama değilsin. Saygı duyuyorum ama tabii yine ki de. Dedeme gelirsen de bakalım ne Lazan'a 1 olacak. Kasım'ı hatırlatırım. Tabii bakalım. Ki de. 1 Kasım 2021 hatta. Hani bak ben Pendik'in zaten şampiyon olacağını söyledim. Levent Devrim Varkan bir tane olumsuz yorumum yoktu. Niye? Hoca çok iyiydi. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. İki takımı da aldıkları tekrardan birer puandan biliyorsun. Dolayı tebrik edelim. Kırşehir Belediyespor, Akhisar Spor maçı. Akhisar Spor Kırşehir'den resmen maden çıkartıp Manisa'ya, Akhisar'a döndü. Daha 3. dakikada Cihat'ın frikikten attığı golle Akhisar öne geçti. Aynen. 29'da Kırşehir 10 kişi kaldı kaleci Bekir'in atılmasıyla ve ya ki ben böyle bir Hakkı Hoca'nın sorumsuzluk olmaz. Tercihlerde de hata yaptığını düşünüyorum. Sen hocayla görüşüyorsun zaten. Hoca programı izledikten sonra belki sana yazar. Aynen. Hoca çift forvetle başladı maça. Ardından kırmızı görünce Hasan'ı hemen çıkarttı. Orta saha oyuncusu, defans oyuncusu aldı daha doğrusu ama Akhisar 10 kişi, Kırşehir 10 kişi oynamasına rağmen Akhisar hiç gelemedi. Can Vural'la Hasan oyunda kalsalardı aynı anda bence Kırşehir 10 kişi olmasına rağmen en kötü yenilmezdi. Gol bulma Ben ihtimali evet yüksekti. çünkü Akhisar hiç gelemedi. Ben Akhisar'lı oyuncuları özellikle tebrik edeceğim. Asgari ücreti oynuyor çoğu ve paralarını da alamıyorlar. Ona rağmen mücadele ettiler. Öyle Akhisar'da yani. sorun çok fazla. Taraftarlar çok tepkili Aynen. yönetime. Oyuncuların paralarını verin diye. Vallahi bence Kırşehir bu maçta ayağına sıktı. Şundan dolayı haftaya Pendik'e gelecekler. Tabii. O maçtan önce bu maçı mesela bu maçı kazansalardı, Pendik'e yenilselerdi kimse bir şey diyemezdi. Ama bu maçı kaybettiklerinden dolayı Pendik maçında ne yapıp ne edip puan almak zorundalar şu an. Aynen. Yorumun ne olur 1-0'lık Akhisar galibiyeti için? Ben de öncelikle Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Aklım şeye gitti. Şimdi Neye? Kırşehirspor sanki iç sahada bir tane daha maçta puan alamadı. Böyle Konya'ya yenildi. Konya maçı aynen. Hafta içiydi. Aynen bir maç vardı dedim onu hatırladım. O maçta da zaten büyük bir kayıp yaşadı. Çünkü Konya Tabii. çok kötü durumdaydı o anda. Kırşehir bir de bu maçı da kaybetti. Hem de iç sahada Aynen kaybetti. öyle. Büyük bir kayıp Düşünsen o biliyorsunuz iki da. maçı aldığını. 20 puanla lider oluyordu Kırşehir. Ya bir maçını anlarım. Hani bir maçı kaybedebilirsin. Konya maçını belki anlarım hani en azından. Ama hani iki maçtan bir tanesini kazanması lazımdı. Akhisar yenilgisinin bir mazereti Aynen o maçın olamaz. mazereti yok. Affı olamaz. Kırmızı kart da bence büyük bir sorumsuzluktu. Bunu Yani. sana söyleyeyim. Hoca evet yanlış yaptı. Büyük yanlış. Bence de çift forvet devam etmesi lazımdı. Duruma göre ilerleyen dakikalarda şey çıkarması lazımdı işte. Hasan ya da Can Hasan'ı veya Vural'ı. Can'ı veya orta sahadan bir oyuncu alıp defansif bir oyuncu alırdın. Yine forveti bozmazdın mesela örnek veriyorum ama. Yani hoca çok bence erken hamle yaptı. O Bir de anlamda. Can Vural'ı da 50 küsürlerde çıkardı hoca. Hani Forvet kalmadı bundan sonra. Akhisar'ın bir de gelmeye mecali yok. Akhisar'ın kadrosu da kötü cidden. Zayıf. Genç oyuncularla oynuyorlar. Ben Kırşehir'in yerinde olsaydım çünkü 10 kişi gördük bunu. Pendik 10 kişi kaldığı maçta Tarsus'u yendi 3-2. Canlı izledik statta. Hani 10 kişi kalan bir takım kaliteli bir takımsa o maçı çevirebilir. Tabii ki. Kırşehir'in kadrosu da Akhisar'dan daha iyi. Akhisar'ın gelmeye mecali yok. Aynen hoca Bence büyük yanlış hata yaptı yaptı. Kırşehir strateji olarak. Çünkü o maçın affı yok. Bak şu an 17 puanlı 3. sırada olacaktı. Şimdi affı yok dedin. Çok güzel bir noktaya vurgu yaptın. 19-20 sezonunda Kırşehir evinde hep kazanamadı böyle Çok kolay vardı. maçlardan. Niğde'yi falan bile Sivas'a kaybetti yenemiyordu. iç sahada. Sivas Tabii. Belediyespor o zaman Niğde'ye yenememişti. Bir maç daha vardı böyle. Hatta 4-5 maça çıkıyordu bu. Aynen. Yani bu tarz maçlarda hedef olan takımların puan kaybına O tahammülü sene yok. Bodrum çok kötüydü. Bodrum'u da İşte yenememişlerdi. Bodrum Bodrum aynen. İç sonlardaydı. sahadaydı o maçta işte. Ben buradan tekrardan Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Kırşehir büyük bir kayıp yaptı. Bence Zaten de. çarşamba günü yeni haftayı konuşacağız. Aynen öyle. Akhisarspor'u tebrik edelim Aynen. tekrardan. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ankara Demirspor Tarsus İdman Yurdu maçı. Sezona kadro kalitelerine göre çok kötü başlayan iki takımın mücadelesinde Ankara Demirspor rakibinin eksiklerinden çok iyi faydalanıp rakibini 2-1 mağlup etti ve rakibini daha da sıkıntılı bir duruma attı. Tarsus şu an küme düşme hattında içinde. Ankara Demir de altın değerinde bir 3 puan aldı. 2-0 öne geçti Ankara Demir her iki devrede bulduğu gollerle. Sinan oyuna sonradan girip son dakikada attı ama fayda etmedi. Teselli Yetmedi. golünden başka ileriye gitmedi. Tarsus'ta çok büyük sıkıntılar var. Sezon başında dediğim şeyler Tarsus'la alakalı maalesef çıktı. Savunma çok aksıyor Savunma çok. hattı facia durumda. Uğur Arslan da sakatlandı. Geçmiş olsun Aynen dileklerimizi çok iletelim. geçmiş olsun. Ya Tarsus'un devre arasına kadar toplayabildiği kadar puan toplayıp devre arasında defans hattını komple değiştirmesi gerekiyor. Zaten Şahin Başkan da hocaya söylemiş. Hani sen Gürses hocayla da görüştün. İstediğin hamleleri yapacağım diye. Aynen. Umarız öyle olur ama Tarsus şu an yani Pendik'in 13 puan gerisine düştü liderin. Başka rakipleri de var. Tarsus'un işi çok zor yani. Devre arası çok iyi bir kadro kursa bile hiç teklememesi lazım. Tarsus'un şu an yarım puan kaybına tahammülü kalmadı.
2-1'lik Ankara Demirspor galibiyeti için ne söylersin? Öncelikle Ankara Demirspor'u da tebrik ediyorum. Aynen, tebrik ederim. Maçla ilgili hiçbir görüşme etmemiştik biliyorsun. Çok zor bir maç olduğunu aynen, söyledik. Aynen. Gürses Hoca için de hayırlı olmasını hayırlı dileyelim. Hayırlı olsun. Tarsus tarafı için de hayırlı olmasını aynen dileyelim. Hoca geçen hafta beni aradı. Cuma günü veya Perşembe günü olması lazımdı. Takımda çok sakat olduğunu söyledi zaten. Bayağı sakat var demişti. Evet. Onlara etkiliyor takımı. Zaten çıkan ilk 11'deki Uğur Aslan'ın sakatlaması tam bir şanssızlık oldu. Şimdi bir kere ben bu mağlubiyette Tarsus tarafına bir şey söylemem. Bir kere hoca anlamında bir şey söylemem. Çünkü hoca daha yeni geldi. 3 gün oldu. Ama bu haftadan sonra artık alınacak mağlubiyette, beraberlikte herkes tabii sorumlu olur. Yani teknik heyet sorumlu olur. Tarsus'un devre arasına kadar toplayabileceği puan diyorsun ya. Öyle demememiz lazım aslında. Şunu dememiz lazım. Playoff sıralamasına kopmadan, yani daha doğrusu kopmayacak şekilde puan toplaması gerekiyor. Hatta doğru. Şampiyonluktan kopmaması lazım. Yani liderle arasındaki puan farkının maksimumunu sana söyleyeyim. 6-7 puan olması lazım maksimum. Hani şu anda zaten fazla. Maksimum 6-7 olması lazım ama 9-10, 11-12 olursa Tarsus için şampiyonluk hayal olur. Onu sana söyleyeyim. Sen Tarsus İdman Yurdu'nun bu sıkıntılı defans hattıyla playoff'un yanında, yamacında falan kalabileceğini düşünüyor musun? Yani deplasmanlarda özellikle bence çok sıkıntı i̇şte bu defans hattı. İşte ben diyorum ya, devre arasına kadar yapacağı puan toplamasının en iyisini yapması lazım ve playoff'tan kopmayacak şekilde, hatta zirveden kopmayacak şekilde. Yani hücumuyla bir şekilde halletmesi gerekecek veya savunma hattıyla veya işte atlıyorum sana taktiksel değişikliklerle hoca bunu tersine çevirmesi gerekiyor. Çünkü Tarsus'un iyi bir hücum hattı var. İyi bir hücum hattı var diyoruz da sadece 8 gol atabildi 9 maçta. Normal. Onu nasıl yorumluyorsun? Ya takımdaki hocanın dokunuşu ve ayrıca şundan moral bozukluğu da çok etkiliyor ve hani hep ben ne diyordum her hafta? Artun oynaması gerekiyor diyordum. Bak Artun hiç değerlendirmedi hocam. 11'de çıktı oyundan. Son 2 haftadır oynuyor çıktı, zaten. Gol attı geçen hafta biliyorsun. Ben şunu da söyleyeyim. Zaten çarşamba günü konuşacağız. Tarsus'un kesinlikle çift forvet oynaması lazım. Artun'da Sinan Kurumuş'un oynaması lazım. Yine söylüyorum, devre arasına kadar bu takımın en iyi puanı toplayıp kopmadan puanları toplayıp devre arasında da yapacağı en kötü net anlamda Tarsus'a 7-8 tane oyuncu lazım. 7-8 Peki tane. Ankara Demirspor sence bu kritik galibiyette çıkışa geçer mi? Onların kadrosu gayet iyi. Savunma hattı özellikle. Yani Ankara Demirspor'un defans hattı Tarsus'ta olsa. Kamil İçer şimdi Tarsus'ta uğraşsan yan yana olsa. Taner Koç sağ bekte olsa mesela. Çok iyi bir defans hattı var Ankara Demir'in. Kaleci Oğuz Çalışkan Tarsus'ta olsa mesela. Kesinlikle çok iyi. Tarsus'ta bence kalede büyük sıkıntı var Abdülaziz'de. Sağ bekte, sol bekte, stoperde de Uğur Arslan ve Ahmet Furkan Özcan iyi. İki stoper ama onların da alternatifi yok. Azat çok kötü durumda. Dün kadroda yoktu zaten. Yani Tarsus'un komple defans hattına takviye yapması gerekiyor. Kesinlikle yapması görünen gerekiyor. O. Taraftarların bir de tepkisi var. Neden Nurullah oynuyor diyor da ya takımda Muharrem dışında sol bek yok zaten. Nurullah normalde sol bek değil de mecburen oynatıyorlar. Mecbur oynuyor zaten. Hani sol bek yok zaten diyorum ya Muharrem dışında. Tabii. Yani Muharrem de net anlamda ilk 11 oyuncusu da olamayacak bir oyuncu. Geçen özellikle sene Eyüp Spor'da sol bek Bülent Uzun'du. Yedek sol bek Muharrem'di. Aynen yani zirve oyuncu takımlarda biraz daha böyle yetenekli. Yani yetenek demeyeyim de daha doğrusu kapasitesi yüksek tabii oyuncuların olması gerekiyor. Muharrem belli bir yere kadar yetiyor çünkü. Tabii. Kötü bir oyuncu değil Muharrem ama alternatif anlamda iyi bir oyuncu. Hani kulübede bir oyuncu olmadığı zaman da hoca mecburen zaten Nurullah'ı veya işte farklı bir oyuncu denemek zorunda. O yüzden oynadı. Zaten çok fazla sakat var. Hocayla konuştuğumuz zaman da söyledi. Ben tekrardan Ankara Demirspor'un galibiyetini kutup Ankara Demirspor'un çok iyi bir kadrosu var. Evet, kadrosu hoca iyi zaten. Hoca iyi yönetirse bu takım net anlamda hani şampiyonluğu bile kovalayabilecek bir kadrosu var. Kötü var, bir kadro kötü yok değil. Onu söyleyelim. Aynen. Devre arasında birkaç hamle yaptığı zaman da net anlamda sonuna kadar kovalar zirveyi. Ankara Demirspor'u ben tebrik ediyorum. Tarsus İdman Yurdu'nda da artık bu haftadan sonra toparlanması gerekiyor. İlk peki hafta maçı için bir şey demiyorum. Çünkü 3 günlük bir zamanla geldi Gürses Hoca. Yavaş yavaş sakatlar da var. Ama bu haftadan sonra Tarsus'un çıkışa geçmesi lazım. Gürses Hoca'nın Tarsus'ta başarılı olacağına inanıyor musun? Düşünüyor İnanıyorum. Musun? Ben zaten biliyorsun Tarsus'a hoca gelmeden önce Tarsus'un her türlü playoff'a gireceğini söylemiştim biliyorsun. Zaten hoca da gelince şimdi bu şeyim daha da arttı. Ben Gürses Hoca'ya güveniyorum ama dediğim gibi hoca da doğru dokunuşları yapması gerekiyor. Özellikle kesinlikle Tarsus'un çift forvet oynaması lazım. Ben peki, bunu sana tekrardan söyleyeyim. Tarsus'ta kadro dışılar bekliyor musun? Bence kadro dışı kalması gereken oyuncular var. İsim vermeyeceğim ama. Bence şu an zor. Niye biliyor musun? Zor çok mu sakat diyorsun? Var. Daralıyor kadro. Ama devre arasından sonra, yani daha doğrusu devre arasında ben Tarsus'un yapacağını düşünüyorum. Şu an yapmayacağını düşünüyorum. Bence devre arasında Tarsus'ta sağlam bir sirkülasyon olacak. Tabii ama sezon içinde beklemiyorum. Yapamazlar. Bakalım. Böyle bir lüksü yok çünkü kadro dar. Zaten sakatlar var. O yüzden her oyuncudan verim almak zorundalar. Etinden, budundan, aynen, sütünden, mecbur yani her yerinden. Ankara Demirspor'u tebrik edelim aldığı değerli galibiyetten dolayı. Tarsus aynen İdman Yurdu'na da bundan sonraki maçlarda başarılar dileyelim. Bir diğer mücadeleye geçelim.
İki takım da biliyorsun bu sene bu lige geldiler. Nazilli Belediyespor'la Isparta 32 Spor. Nazilli her iki devrede bulduğu birer golle ki geçen haftanın gol atan ismi Mert Çapar bu haftayı da boş geçmedi. Bir de Nazilli'yi özellikle tebrik etmek istiyorum. Kupada Erzurum'u eledi. Büyükşehir Belediye Erzurum Sporu. Penaltılarla. Hem ligde hem de kupada yoluna çok iyi devam ediyor Nazilli ki düşük de bir bütçeyle. Isparta da gayet iyi başladı lige. Arada böyle kazalar olacak. Tabii ki. Bu çok doğal. Dün Isparta'da ben sadece şunu anlamadım. Burak Aydın'la Gökdeniz Varol'un bu takımda ikisinin birden yedek kalması bence büyük sıkıntı üretkenlik anlamında. Nazilli bence hak ettiği bir galibiyet aldı Nazilli Belediyespor. Senin yorumun ne olur? 2-0'lık Nazilli galibiyeti için. Öncelikle Nazilli Belediyespor'u tebrik, ediyoruz. Önemli bir galibiyet oldu ve iyi oynayarak kazandılar. Ben şimdi Isparta'da şunu söyleyeceğim. Zaten Burak Aydın'ı geçen hafta da söyledi sıkıntılı olduğunu, sakatlık sıkıntısı var diye. Hani o yüzden yedek kalmasını ona bağlıyorum. Bence tam anlamıyla hazır olmadığı için hoca yedek bıraktı ama Gökdeniz'i anlayamadım. Ama daha soruyorum tabii ki de. Acaba onda da mı bir sıkıntı oldu da hoca hani onu da yedek bıraktı? Hani böyle de olmuş olabilir. O yüzden tam anlamıyla hani net bir yorum yapmak doğru olmayabilir onunla ilgili. Taraftarların bilgisi varsa, eğer Gökdeniz'e bir de bir sıkıntı varsa yazarlarsa seviniriz. Bir de Ankara Gücü'nden gelen NBA'dan hiç verim alamıyorlar. NBA yıldızdan. Ya NBA zaten çok yetenekli bir oyuncu. Ergen'e de fena değildi ama Ankara Gücü'nü zaten Süper Lig seviyesinde değildi. NBA Süper Lig oyuncusu değil. Isparta'da ama Ergene'deki performansına da hiç yaklaşamadı. Yani ne diyorsun? Normal. Ben o oyuncuya zaten çok fazla hani ümit bağlanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü oyuncu zaten ben sana soruyorum. Sence bu oyuncu kırmızı grupta da şampiyonla oynayacak veya playoff oynayacak takımlarda oynayabilecek bir oyuncu yok, mu? Yok. Hayır. Hani o yüzden zaten oyuncudan çok fazla bir şey beklemek de doğru değil. Nazilli Belediyespor'da da biliyorsun Gökhan atıldı. Isparta'da Gökhan atıldı. Rakibine yumruk attığı için atıldı biliyorsun. Onu da söyleyelim ayrıca. Ona da bir 2-3 maç ceza gelir. En az 3 maç gelir bence. 2 maç biraz kalır. Çünkü direkt oyuncuya darbe, şiddet hatta 4-5 maçı bulabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Nazilli Belediyespor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan aldılar. Şu anda puan durumuna baktığımız zaman da Nazilli Belediyespor'da 4. sırada 15 puanla. Zirveyle 4 puanlık fark var. Playoff'un içinde gayet iyi bir gidişleri var. Ve devre arasına kadar böyle gidip çok iyi hamlelere gelirse ki özellikle forvete gelmesi lazım. Nazilli de işin rengini değiştirebilecek takımlardan birisi. Isparta'nın biliyorsun zor gol yiyen bir yapısı vardı bu maça kadar ama bu maçta 2 gol yediler. Bunu neye bağlıyorsun? Vallahi olur normal. Her takım sonuçta gol de yiyecek, gol de atacak. Hani az gol yiyip de sonraki haftalarda felaket bir şekilde gol yiyen takımlar da var. Tabii. Tam tersi çok gol yiyip de ardından savunmasını güzel, iyi noktaya çeken takımlar da var. Yani sonuçta Isparta Spor bu ligin yeni ekibi. Aynen. Ve birkaç tane hatta daha fazla birkaç değil biraz daha fazla hamle ihtiyacı olan takımlardan birisi. İstikrar anlamında her takımın inişleri çıkışları olacak. Hem performans, galibiyet, mağlubiyet, savunma, forvet her anlamda olacağı için Isparta Spor da normal. Zaten Isparta Spor birçok maçta Alp kurtardı. Yani Alp'in Kırşehir maçında, Pendik maçında çıkardığı toplar olmasaydı veya bir de birçok maçta. Tarsus maçında da iyi oynadı. Aynen. Yani Isparta Spor şu anda 5 gol değil de 9-10 gol yerdi yani onu söyleyeyim. Alp birçok maçı tek başına kurtardı. Bu maç için başka eklemek istediğim bir şey var mı? Nazilli Belediyespor'u tebrik ediyorum. Aynen. Çok önemli bir 3 puan oldu. Isparta Spor'da ikinci mağlubiyetini almış oldu ligde. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta zirve hattını yakından ilgilendiren bir maçtı. Şanlıurfa Spor kendi evinde Buca Spor'u tüm gollerin ikinci yarıda çıktığı maçta 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini alıp puanını 15 yaptı ve lider Pendik Spor'un puan kaybettiği haftada puan farkını 4'e düşürdü. Behlül muazzam bir gol attı. Aynen. Özellikle tebrik sol etmek istiyoruz. Çok güzel vurdu. Müthiş bir Hiç gol attı. Hiç bekletmeden vurdu kaleye. Aynen ardından skor 1-1'e geldi. Fakat Vedat Bora oyuna sonradan girip maçı alan adam oldu. Kişisel becerisiyle güzel bir gol attı. Ve Şanlıurfa Spor 2'de 2 yaptı. 15 puan son 2 maçın üst üste kazandı. Serdar Hoca ile de taraftarlar arasındaki buzlar erimeye başladı. Dün Şanlıurfa Spor adına söyleyebileceğim tek olumsuz şey Can Erdem'in çok kötü performansıydı. Evet, bir de Erkan Kaş da bence bu seneki en kötü maçını oynadı. Benim kendi görüşüm. Erkan da iyi değildi. Neler söylersin 2-1'lik Şanlıurfa Spor galibiyeti için? Şanlıurfa Spor'u tebrik ediyorum. Aynen. Galibiyet beklediğim bir maçtı. Ve kazanarak Şanlıurfa Spor da tekrardan zirveye potaya girdi. Aday oldu. Çünkü çok böyle üst üste kazanamadığı maçlar oldu. Ve biraz alt tarafta kalmıştı. Şimdi 3. sıraya çıktı tekrardan ve kazanma alışkanlığını yavaş yavaş elde ediyorlar Aynen. tekrardan. Urfa Spor'un seri galibiyetlere ihtiyacı var. Evet. Çok zorlanarak kazanıyorlar. Böyle kolay maçlar olmadı bu sene daha böyle net. O yüzden Urfa Spor'un oyununu biraz daha kuvvetlendirip
biraz net galibiyetleri de alması gerekiyor. Ki o oyunu oynayabilecek bir kadro fazlasıyla var. Tabii ki var. Olduğu için zaten çok bunu söylüyoruz. Çok iyi bir kadrosu hani var Şanlıurfa. Kadrosu olmasa zaten bunu hiç söylemem. Çünkü tabii. Zaten derim ki bu takım zaten bunu yapamayacağı için bunu söylemenin anlamsız olduğunu söylemem ama Urfa Spor'un çok iyi bir kadrosu var. Ha Can Erdem kötü oynayabilir. Taraftar diyor ya bir daha Can Erdem ilk 11'de oynaması gerektiğini söylemiyor. Mecbur oynayacak. Diye. Ya mecbur oynayacak. Şöyle bir şey var. Zaten bu takımda böyle baba bir forvet yok ki yani. Özgürcan sakat. Mustafa Durak zaten forvet değildi, o da sakat. Özgürcan olsa da hani şu anda Urfa Spor'un forvetine baktığın zaman da baba bir forvet yok. Yani ben bu adamı hiçbir şekilde kesmem diyebileceğim bir forvet var mı sence? Yani şimdi mesela şeye bakalım. Urfa devre arası kesin forvet almak zorunda. Almak zorunda. Şimdi mesela Tarsus'a bakalım. Net anlamda Sinan diyorsun. Sinan mı? Pende'ye bak. Serdar Dektaş diyorsun. Ama Urfa'da böyle baba forvet yok yani. Bence Özgürcan oynadığı maçlarda iyi oynadı gayet. Yok kötü demiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Kalite anlamında, üst seviyelik anlamında baba forvet. Yani bu adamı sen oynarsan her türlü her maçta gol atabilecek bir adam diyebiliyor musun mesela Sinan için? Diyorsun değil mi? Serdar Dektaş için diyor musun? Diyorsun. Mesela kırmızı grupta Çorum'da kim var? Batuhaner var. Bodrum'da kim var mesela? Harun Kavaklıdere var. Bakıyorsun Afyon'da da çok iyi oyuncular var. Atıyorum şeyde de çok iyi oyuncu var. Sakarya'da Tahir Babaoğlu. Yani baba forvet, ikincilikte baba forvet dediğimiz birinci anlamda böyle her hafta işte gol atabilecek veya bir sezonda rahatlıkla 15-20 gol gol kralını bulabilecek ve performansı yani senin bir tabirin var ya atıyorum 34 maçın 20-25'inde iyi oynuyorsa bir oyuncu, o oyuncu çok iyidir dediğimiz oyuncu anlamında forvette Urfa'nın sıkıntı var. Çünkü neden? Zaten sezon başında bunu söylüyoruz. Devre arası mecbur almak zorunda. Kesinlikle Urfa Spor'un forvet alması lazım. Şuradan da ismi söyleyelim hatta. Kocaeli Spor büyük ihtimalle mesela Bahattin'i bırakacak. Yollara ayrılacak. Direkt Bahattin Köse'ye yüklensin Şanlıurfa Spor. Baba yani. Golcü işte. Alacaksın adam devre arasında gelsin. Kaç maç oynanacak ikinci devrede mesela? Atıyorum ki 19 17, maç, 18. 17 maç. Rahatlıkla 7-8 gol atabilecek kapasitede oyuncu. Yani Urfa Spor'un şu anda tek bir eksik noktası var. Forvet. Başka hiçbir şey yok. Doğru. Ya şöyle mesela Tarsus. Bak Mustafa Durak yok mesela. Aynen. Ne diyoruz? Kayıp değil diyor. Çok adam var, iyi adam orada. Tabii canım orada. Kayıp değil ki. Aynen. Şey Muhammed Enes. İyi oyuncu ama çok adam var iyi. Tabii. O anlamda. Çok herkesin. Ya mesela Urfa'nın defans hattı Tarsus'ta olsa tabii Tarsus ki. Adına muazzam olur aynen yani öyle. Mesela. Ya şöyle bir durum var bence Urfa'da. Özgürcan oynadığı maçlarda gayet iyi oynadı ama Can Erdem geçen sezonun çok uzağında maalesef. Zaten Can Erdem çok geç geldi. Evet hazır görünmüyor. Ve ben Can Erdem'i pek futbola da konsantre görmüyorum maalesef. Hı-hı. Bilmiyorum. Sence şu an Can Erdem sadece kötü oynamaktan çok konsantre değil bence. Ya geçen hafta iyiydi, hani bu hafta çok kötüydü. Pek bir şeyler yapmaya da çalışır hali yok gibime geliyor. Aynen. Bilmiyorum. Geçen hafta iyiydi, bu hafta çok kötüydü. Tanınmaz haldeydi. Geçen hafta gol de attı hatta biliyorsun ama bu hafta Zonguldak. Çok kötüydü. Aynen. Aynen. Buca Spor için neler söyleyeceksin? Hocaya tepkiler sürüyor taraftarlardan. Vallahi ben taraftar... Bence orada büyük bir sıkıntı var. Yani hocayla yollar ayrılırsa daha iyi olur gibi. Ya taraftar maalesef iyi gidişatta bile tepki gösterdi hocaya. Yani bu takımda iyi gidişatta bile tepki olursa zaten bu takımda hiçbir şey doğru gitmez ki. Yani takım kazanıyor 3 hafta üst üste taraftarın tepkisi var hocaya. Yani böyle durumda zaten oradaki insan nasıl çalışacak ki rahat bir şekilde. Adam başarı yapıyor. Ha biz de zaten Tolga Dovantes'in yanlış tercih olduğunu söyledim yani. Ama adam iyi götürüyor yani. Üst üste maçlar kazandı ve Buca zaten playoff hattında. Buca Spor bu maçtan önce playoff hattındaydı zaten. Zaten Buca Spor iyi bir kadro kurmadı ki. Yani buraya sen hangi hocayı getirsen getir Buca Spor yapacağı kısıttı. Çok fazla bir şey beklemek doğru değil yani. Onu Buca söyleyelim. Spor'un kadrosu çok üst düzeyli. Urfa Spor'u değil. Tebrik ediyorum. Çok değerli 3 puan kesinlikle. Oldu. Çünkü zirve anlamında kayba tahammülleri yok. Aynen çok ekstra puanlar kaybettiler. Hı-hı. O yüzden Şanlıurfa Spor'u tebrik ediyoruz. Bir diğer mücadeleye geçiyoruz. Karacabey Belediyespor 1922 Konya Spor maçına. Karacabey her iki devrede bulduğu 4 golle 4-1 kazandı. Ömer Yıldız attığı 4 golle şov yaptı. Aynen. Karacabey'de Ömer Yıldız resmen gol oldu, yağdı Konya'nın üstüne. Konya'nın da iyi bir gidişatı vardı son dönemde. Bu maçta ağır bir yara aldılar. Karacabey'de özellikle Erzincan'ın kaybettiği haftada altın değerinde bir 3 puan aldı alt sıralarda. Yorumun ne olur? Karacabey'i de tebrik ediyorum. Aynen. İkimizin de ortak görüşüydü. Karacabey'den en kötü bir puan. Galibiyete evet. Yakın olan taraf demiştik. Net bir galibiyet geldi. Konya bence hiçbir varlık gösteremedi. Özellikle Güray da sonradan oyuna girdi. Aynen. Güray'ın yedek kalması da bence büyük bir yanlış. Zaten bu takımda malzeme Can Demir Aktabla, Güray başı çeken oyuncular. Yani Güray'da eğer bir sıkıntı varsa bu ayrı. Ama sıkıntı yok da yedek kaldıysa zaten büyük bir yanlış. Karacabey'in galibiyetlere devam etmesi gerekiyor. Evinde iki tane çok kritik galibiyet aldı. Birincisi Ahmet, bir de bu maç. İki tane önemli rakip. Doğru. Ve galibiyetle ayrıldılar. Şu anda zaten puan olarak baktığımız zaman da 10. sırada. Alttan biraz kendisine üst tarafa attı ama sırada, puan olarak bir puanlık fark var sadece. Hı-hı. O yüzden seri galibiyetlerin devam etmesi gerekiyor.
Ben Karacabey'i tebrik ediyorum. Konya Spor'un da Karacabey'in de devre arasında çok fazla takviye ihtiyaçları var. Konya yapmaz zaten de. Büyük ihtimalle aynen. Karacabey de hani maddi durumu kötü olan bir takım değil ama onlar pek yatırım yapmıyor. Hı hı. Bakalım. Karacabey'i tebrik ediyoruz. Aynen. Konya cephesine de geçmiş olsun diyelim. Son olarak da Eskişehir Spor 24 Erzincan Spor maçını konuşacağız. Eskişehir Spor maçın ikinci yarısında Bartu'nun attığı golle altın değerinde bir 3 puan aldı. Suat Hoca da ilk galibiyetini aldı Eskişehir Spor'un başında. Aynen. 24 Erzincan Spor taraftarları çok sinirli ki hak veriyorum. Bu kulübün iyi bir sponsoru var, Anagold. Oradan fena da bir para gelmiyor en azından. Hani belli oranda kurabileceğim bir kadro. Ama Erzincan'ın kadrosunu zaten geçen sene de söyledik bunu. Maalesef yönetim takıma yatırım yapmıyor diye ki bu sene kötü bir kadro kuruldu. Aynen. İşte Muhammed Demirci'den, Ozan Papaker'den falan medet umuluyor. Ve bu takım herkesin yendiği Eskişehir Spor'a bile yenildi. Açıkçası Erzincan için durum hiç iyi görünmüyor. Neler söylersin sen 1-0'lık Eskişehir Spor galibiyeti için? Vallahi Eskişehir Spor'u tebrik ediyorum. Bence çok önemli bir 3 puan oldu. Kesinlikle. Ve 4 puana geldiler. Bir de ben lafını kesiyorum. Çok özür dilerim. Benim Eskişehir Spor'un bu yönetimine yalnız hiçbir lafım yok. Yönetim bayağı da bir dosya kapattı. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hani bu yönetimin transfer falan yapma imkanı olsa gerçekten belli bir kadro kurabilirler. Ben onu görüyorum ama o kadar delik var ki kapat kapat bitmiyor delikler. Aynen. Maalesef hani yoksa bak en son Sissoko'yu kapattılar dosyasını. Bofen kapandı. Mori kapandı. Funes Mori. Hani yönetim bir şeyler yapmaya çalışıyor ama imkanları çok dar. Ya Eskişehir Spor 18-19 yaşındaki oyuncularla oynuyor. Erzincan bu maçı da alamadıysa hangi maçı alacak? Aynen. Ne düşünüyorsun? Vallahi Eskişehir Spor'u tebrik ediyorum. Aynen. Önemli bir 3 puan oldu. Kesinlikle. Erzincan Spor'dan zaten hiçbir şey olmaz. Bunu tekrardan söyleyeyim. Yönetim anlamında zaten sıkıntı var. Sen bunu bir Erzincanlı olarak söylüyorsun aynen, zaten. Aynen. Yani ben Erzincanlıyım diye takımı övecek diye bir durumum yani. Yok. Bunu herkes biliyor zaten. Takım kötü durumda. Ne Muhammed Demirci ne Ozan Papaker. İkisini de toplasan yarım forvet bile çıkmaz. Yani 15 dakikalık bir forvet bile çıkmaz. Muhammed hani... Demirci'nin zaten 15-20 yıldır piyasada kendine hayrı yok ki Erzincan'a ayrı aynen. olsun maalesef. Ya zaten Erzincan Spor geçen sene hadi tamam bazı oyuncuları kaybettin. Diyelim Kerem Akçay, Ethem Erboğa'yı kaybettin. Niyazi Batuhan. Hakan'ı kaybettin. Batuhan, i̇şte, Niyazi Batuhan aynen, gitti. Kaybettin oyuncuları. Diyelim ki Samet Karakuş'u da kaybettin. Ama doğru yani da sen gitti. Sonuçta bu takıma... bu sırada olabilecek bir kadro değil, daha iyi bir kadro kurabilirdin. Tabii. Her türlü. Çünkü alınan para sponsorluk anlamında ve senin şu andaki stadın da bitiyor. Böyle bir avantajın da var. Yeni reklam stada olacaksın. Geçilecek. Sen bu kadroyla yeni stada geçer misin? Ya geçecek ya. Şimdi o ayrı bir şey. Stada zaten her türlü geçecek de kadroyla alakası yok. Yani şöyle bir durum var. Senin kadroyu iyi kurman lazım. Stadın olur olmaz. Bunlar ayrı şeyler. Bakıyorsun şeyin stadı yok mesela doğru düzgün. Kimin? Kırklareli Spor'un. Çok mu stadı var mesela? Eski stad. Ha. Uşak çok mu güzel? Uşak stadı da evet, çok Uşağı'da çok çok stat yapılması ha, nasıl lazım. Kadı doğru diyorsun. Kat stat mı tat hikaye yani. Ama bunu şundan diyorum. Bak şimdi yeni bir stada geçeceksin. Oraya bir havayla gidersin değil mi? Hani böyle bir motivasyonla. Sen Muhammed Demirci ile Ozan Papaker'le mi yeni stadına geçeceksin? Ya vallahi orada ya, bir büyük kalmaz ki. Bu yönetim olduğu sürece hiçbir şey yok. Zaten... Bir de iyi para geliyor sponsordan ya. Isparta gibi, Nazilli gibi bir en azından bir takım yapabilirdi Buca gibi yani Erzincan. Çok kötü durumda şu ya an. Ya zaten Erzincan Spor'da bir kere yönetimde. Maalesef. Görev alanlarda zaten bir kere iş yok. Biz bunu söylüyoruz açıkça. Yani biz adamlara projeyi sunuyorsun. Sen geçen seneden beri adamlar diyorsun. Adamlar hani bize olumsuz yaptılar dedi ya. Zaten olumsuz bir şey de yapmadılar da. Hani cevap anlamında. Adam cevap vermiyor. Yani... Sen şöyle bir şey dersin. Biz mesela programda geçen sene konuşuyoruz. Atıyorum Erzincan Spor'u övmüyoruz hiç. Bize geri dönüş yapıyorlar. Niye hiç bizi böyle şey yapmıyorsun? Ya biz niye yapalım? Takım neyse onu söyleriz. Tabii canım. Ben Erzincan'ın nesini öveceğim diye bir durum yok. Böyle bir şey var. Abi bak geçen sene neler söylüyorduk yönetimle ilgili. Bak işte bu sene foy ortaya çıktı. Darma duman takım yani. Bir de Mesut Toros'un geleceği söyleniyor. Mesut Toros gelirse o artık... O dün maçı da izlemiş Mesut Toros aynen, hatta. Aynen Mesut Toros gelirse artık... Hani Allah'a emanet bu takım. Düşer, yani. Direkt düşer ben sana söyleyeyim. Yani Amespor'un kadrosunu bile yönetemeyen bir hoca Erzurum'dan, Erzurum diyorum, Erzincan'da ne yapabilir aynen, ki? Aynen hiçbir şey yapamaz. Eskişehir Spor'u tebrik ediyorum. Eskişehir Spor'da yönetim gayet iyi işler yapmaya çalışıyor aynen. ama eski yönetimden yaptıkları takımı bitirmiş durumda. Maalesef öyle. Tüm maçların sonuçlarını konuştuk, ağzına sağlık. Kapatıyoruz, kapatmadan önce eklemek istediklerim var mı? Öncelikle kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Güzel bir hafta oldu, aynen. Sürpriz maçlar da oldu. Çarşamba günü yeni hafta programında tekrardan 11. haftayı, yeni haftayı konuşacağız. İzleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca tüm takımlardan projemizle ilgili de geri dönüş bekliyoruz. Aynen. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Ekstra bir maliyet de yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor.
Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram, ardından Twitter ve Facebook'tan da bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca analizlerimiz, tahminlerimiz ve spor haberlerimiz de açıklama kısmında yer alan golvar.com'da yayınlanıyor. Linke tıklayarak oradan da tüm haberleri, analizleri ve tahminleri de okuyabilir izleyicilerimiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kazanan tüm takımları da tekrardan tebrik ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzına sağlık. Hafta sonunda kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tüm şehirlere de selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen öyle. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.